Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Buruç suresini değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve semâi zâtil buruç. Burçlar sahibi semaya yemin ederim. Vel yevmil mev'ud. Vaat edilen güne yemin ederim. Ve şahidim ve meşhud. Şahit ve meşhuda yemin ederim. Gerek burada gerek Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde Allahu Teala bir takım şeylere yemin ediyor ve bu yemin edilen şeylere dikkat çekiliyor. Burçlar sahibi sema derken malum şu anda gökyüzünde sayısını bilemeyeceğimiz kadar yıldızlar var ve bu yıldızlar kendi aralarında bir takım gruplar meydana getiriyor ve bunlara burçlar deniliyor. Dünya güneşin etrafındaki seyahati esnasında her gün bunlardan birinde yer alıyor ve her ay birinde yer alması toplam 12 burç şeklinde değerlendirmeler var. Nasıl ki kalelerin burçları olur ve o burçlar kalelere ayrı bir güzellik kazandırır. Yukarı alem de muhteşem bir şehir, muhteşem bir medeniyet şeklinde ve o yıldızlar, o görüntüleriyle çok güzel manzaralar meydana getiriyor. Bizler normal günlük hayatımızda yeryüzünde hayatımızı devam ettiriyoruz. Ve daha çok yeryüzündeki olup bitenleri görüyor. Yukarı aleme nedense pek de bakmıyoruz. Ama akşamları gece vakti insanlar başını yukarıya kaldırmalı. Yukarıdaki burçları, o burçlardaki yıldızları görmeye çalışmalı. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki ilmi nücumu bilmeyen marifetullah'ta noksan kalır. Yani yıldızlarla alakalı astronomi ilmini bilmeyen Allah'ı tanımakta noksan kalır. İşte yukarı alemdeki o yıldızlar Cenab-ı Hakk'ın azametini, kudretini çok muhteşem bir şekilde gösteriyor. Ardından vel yevmil mev'ud, vaat edilen gün. Allah-u Teala vaat edilen güne yemin ediyor. Vaat edilen gün kıyamet günü. Allah-u Teala muhakkak ki kıyamet gelecek. Bunu bizlere vaat etmiş. Nasıl ki her nefis ölümü tadıyor. Onun gibi dünya dahi bir nefis vakti geldiğinde o da ölecek. Dolayısıyla vaat edilen gün kıyamet günü olarak açıklanmakta. Ve şahidin ve meşhud, şahide ve meşhuda yemin ederim. Şahit gören, meşhud görülen anlamında. Bu çok cihetlerle açıklanabilecek bir ifade. Her şeyden önce yine bu surede Allah-u Teala'nın her şeye şahit olduğu zaten ifade ediliyor. Sonraki ayetlerde bu nazara verilmiş ve bazı İslami eserlerde Cenab-ı Hak'tan şahidi ezeli şeklinde ifadeler geçer. Yani Cenab-ı Hak ezelidir ve ezeli ebedi bir şekilde mülkünde cereyan eden her şeyi müşahede etmektedir. Öte yandan şahit kendisi, meşhud kendisi. Böyle bir manaya da dikkat çekiliyor. Yani gören de o, görülen de o. Yani gören onun zatı, görülen şu alemde tecelli eden onun isimleri, onun isimlerinin tecellileri. Bir başka açıdan ise Allah şahittir, mahlukat meşruttur. Böyle bir mana verilebilir. Her peygamber kendi ümmetinin şahididir ve bu durumda ümmetleri de meşrut durumdadır. Yani o ümmetlerle alakalı şehadet edilmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmetinin diğer ümmetler içinde bir şahit olacağını Kur'an-ı Kerim'de de benzeri zaten ifadeler var. İfade etmekte ve buyurmakta. Gutile ashabul uhdud. Ashabul uhdud lanetlendi. Burada gutile öldürüldü manası verilebilir. Bu manada da değerlendirenler olmuştur. Meseleyi anlama açısından önce bununla alakalı bazı rivayetlere, bazı manalara dikkat çekeceğiz. Ardından bunun değerlendirmesini yapacağız. Bunun devamında, ayetin devamında bir ateş hasabından bahsediliyor. Rivayetlere göre eski zamanda işte kendi inançlarına döndürmek için bazı zalim despot insanlar
hükmeden insanlar, kendi inançlarına dönmeyenler için çok büyük çukurlar kazdırmışlar. Oraları ateşlerle doldurup kendi inançlarına gelmeyenleri o ateşlere atarak yakmışlar. İşte burada Ashab-ül Uhdud denildiğinde o çukurların kazılması, o çukurlara atılan kimseler kastedilirse onlar öldürüldü. Zalim, hunhar bir şekilde öldürüldü. Bu mana anlaşılır. Ama Ashab-ül Uhdud derken bu çukurları kazdıranlar, o zalim despot kimseler nazara verilecek olursa o zaman da kahrolsun Ashab-ül Uhdud. Böyle bir mana verilir. Ennâri zâtil vegûd ve tutuşturucu ateşi olan, dehşetli ateşi olan o Ashab-ül Uhdud lanetlendi veya helak oldu. İzhum aleyhâ gu'ud, onlar o ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve hum alâ mâ yef'alûne bil mü'minîne şuhud, müminlere ne yaptıklarını seyrediyorlardı. Yani bundan zevk alarak, keyif alarak insanları cayır cayır ateşe atmaktan zevk alıyorlardı. Ve mâ nakamû minhum illâ en yu'minû billâhil azîzil hamid, onlara bu zulmü reva görmeleri o kimselerin ancak aziz, hamid olan Allah'a imanlarından dolayıydı. Yani burada o öldürülen insanlar, ateşe atılarak öldürülen insanlar gerçek anlamda suçlu kimseler değil. Suçlu olmadıkları gibi güzel değerlerle bezenmiş olan insanlar. Aziz, hamid olan Allah'a iman etmiş olan kimselerdi. Ve bu imanlarından dolayı takdir edilmeleri, tebrik edilmeleri gerekirken bu zalim despot kimseler bunları ateşe attılar, ateşte cayır cayır yaktılar. Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard, o aziz hamid olan Allah ki o göklerin ve yerin mülkü onundur. Vallahu alâ külli şeyin şehid, ve Allah her şeye şahittir. Allah kendi mülkünde cereyan eden her şeyi görmektedir. Dolayısıyla o zalimleri de görüyor. Zulmen ateşe atılan, hunharca katledilen o masum, mazlum insanları da görüyor. Ve Allah aziz, hamid olduğundan dolayı elbette izzet ve azametiyle o suçluları cezalandıracak. Kendi yolundan giden ehli imanı ise mükafatlandıracaktır. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, gerçekten o erkek ve kadın müminleri bu şekilde fitneye maruz bırakanlar, onları ateşe atanlar, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ, ardından da tövbe etmeyenler, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ, onlar için cehennem azabı vardır, وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ, ve onlar için yakıcı ateş azabı vardır. Aslında cehennem ifadesi de zaten yakıcı ateş manasını bildiriyor. Ama burada cehennem mekan olarak da düşünülebilir. Ve ateşin dışında başka pek çok azap çeşitleri de var. Dünyada olduğu gibi ahirette de var. Dolayısıyla ikinci kısım azabül harik, yakıcı ateş kısmını ifade ediyor. Cehennem ise doğrudan bir mekanı ve o mekandaki diğer azap çeşitlerini ifade ediyor denilebilir. Burada tabii şöyle bir manaya dikkat çekilmiş oldu. Dünyada kendilerine cennet hazırlayan, yani dünyayı cennete çevirmeye çalışan, ehli iman için ise dünyayı zindana çeviren ve kendilerine göre onları cezalandıran, hatta ateşe atan bu kimseler netice itibariyle cehenneme düşecekler ve dünyada yaktıkları gibi orada yakılacaklar. El ceza'u min cinsil amel. Yani ceza amel cinsindendir. Kim ne yaparsa karşılığını görecektir. Dolayısıyla müminlere bu zulmü reva gören bu kimseler bu yakmalarının neticesini diğer alemde yakılmak şeklinde göreceklerdir. Ve böylece ilahi adalet tecelli edecektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ateşle azap etmek ancak Allah'ın tasarrufudur. Yani bir insanın bir başka insanı ateşle yakması caiz değil. Hani savaş gibi durumlar olur. Savaş gibi durumlarda iki taraf birbirinden öldürür.
Ama İslamiyet'te öldürürken de güzel bir şekilde öldürmek var. Ve Peygamberimizin bu hadisinde ifade edildiği üzere velev en kötü bir düşman da olsa dünyada onu ateşle cezalandırmak, ateşle cayır cayır yakmak caiz değil. İnnellezine amenu ve amilus salihatim, gerçekten iman eden, salih amel işleyenlere gelince lehum cennetun, onlar için cennetler var. Tecri min tahtiyel enhar, altlarından nehirler akan cennetler var. Zalikel fevzul kebir, işte bu büyük kurtuluştur. Evet, onlar dünyada ateşte yandılar ama bu ateşte yanmanın mükafatını diğer alemde görecekler. Yani inancından dolayı, dininden dolayı dünyada eza cefa gören, hatta bu surede anlatıldığı üzere ateşe atılan ehli iman diğer alemde kurtulmuş olacak ve onlar için cennetler var ve en büyük kurtuluş var. İnne batşa rabbike leşedid, şüphesiz senin Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Yani Cenab-ı Hak her şeye kadir olan, ona hiçbir şey zor değil. Allah-u Teala şu alemde ehli küfre, ehli zulme fırsat veriyor. Dünya bir imtihan dünyası. İnsanların derecesi, kalitesi açığa çıkması, ortaya çıkması için Allah-u Teala ehli küfre de, ehli zulme de fırsat, imkan veriyor. Ama şu dünyada bile Allah dilediği zaman onları cezalandırıyor. İşte tarihte Firavun gibi, Nemrut gibi, Şeddat gibi nice despot insanlar gelmiş, zalim insanlar gelmiş. Şu dünyada dahi onlar yaptıklarının cezasını kısmen çekmişler. Ve Ad kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi gibi pek çok kavim toptan helak edilmiş. Bu manada Allah-u Teala'nın yakalamasının şiddetini gösteren olaylar eskide de olmuş, günümüzde de devam etmekte. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. O gerçekten, o Allah bidayeten yaratandır, sonra da iade edecektir. Yani ilk yaratan o olduğu gibi ölümden sonra tekrar dirilten, diriltecek olan yine odur. Ve huvel gafurul vedud, ve o gafur veduttur. Yani affedicidir Allah ve öte yandan veduttur. Mahlukatını sever. Mahlukatı tarafından da ona muhabbet edilir. Seven ve sevilendir. Burada Allah-u Teala'nın gafur ve vedud isimlerinin nazara verilmesi, o kadar zulme bulaşmış olan kimseler Allah'a döndüklerinde Allah onları da affeder. Ve onların eski günahlarını bağışlar. İslam'a girmelerinden sonra, Hakk'a teslim olmalarından sonra yeni bir sayfa açar. Nitekim İslamiyet geldiğinde o günkü insanların büyük bir çoğunluğu küfür ve dalalet karanlığı içindeydi. Pek çok zulümlere bulaşmışlar idi. Ama Allah-u Teala onlar için yeni bir sayfa açtı ve eski yaptıklarından onları sorumlu tutmadı. Bu manada Allah-u Teala gafurdur, günahları bağışlar ve veduttur, mahlukatını sever. Vedud, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle, sevmesiyle alakalı. Bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak şöyle bildirmiş: ben gizli bir hazineydim, bilinmeye muhabbet ettim, tanınmaya muhabbet ettim ve mahlukatı yarattım. Yani buradaki o ahbabtu ifadesi hadisi kutsinin metninde kainatın yaratılışında en önemli esaslardan birinin muhabbet olduğunu gösteriyor. Yani tabir yerindeyse Allah-u Teala sevmiş, yaratmış ve sanatına muhabbeti var, mahlukatına muhabbeti var. Malum bizler muhabbetimizi diyelim sevdiğimiz bir insana bir hediyeyle, bir ikramla gösteririz. Allah-u Teala bütün mahlukatını seviyor ki bütün mahlukatına daima ikramda bulunuyor. Daima onlara çok güzel hediyeler veriyor. Daima ihsan üzerine onlara lütuflarını tazelendiriyor. Zül Arşil Mecid, ve o Allah Arş-ı Mecid'in sahibidir. Veya arşın sahibidir ve yücedir, şan, şeref sahibidir. Arş, Cenab-ı Hakk'ın alemi idaresiyle alakalı.
Yani bir hükümdarın nasıl ki tahtı olur, tahtına oturur ve oradan alemi idare eder. Allahu Teala zamanın da mekanın da yaratıcısıdır. Mekandan münezzehtir. Dolayısıyla Allahu Teala'nın arşı dediğimizde mücessem bir taht manasından ziyade hatıra gelmesi gereken mana saltanat-ı ilahiye. Allahu Teala'nın bütün mahlukatında hükmetmesi. Ve gerçek anlamda melik olan, hükümdar olan odur. Mesela gerek günümüzde gerek tarihteki diğer hükümdarlar her şeye hükmedemezler. Onlar kendi hükmettikleri alan içerisinde bile kendileri de mahkumdurlar. Neye mahkumdur? Diyelim yemeye içmeye mahkumdur. Havayı teneffüs etmeye mahkumdur. Uyumaya mahkumdur. Bu açıdan baktığımızda hükümdar olarak gördüklerimiz aslında tam bir hakim değildir. Tam bir hükümdar değildir. Ama Allahu Teala zerrelerden kürelere kadar alemde her şeyde hükmeder. Allah dilemiş olsa kafirlere bir yudum su bile içirmez. Dilemiş olsaydı onları zaten var etmezdi. Ama onlara varlık vermiş, yani yaratmış. Öte yandan onlara fırsat veriyor. Ve şu dünyada küfür ve zulümde onları en azından bir miktar kendi hallerine bırakıyor. Bu da Allahu Teala'nın şu dünyadaki imtihan sırrına bakan bir durum. Yoksa ben Allah'a inanmıyorum diyen hemen taş edilseydi o zaman imtihan sırrı ortadan kalkardı. İşte bu şekilde Allahu Teala bütün mahlukata hükmediyor. Mesela ehli küfre de hükmediyor, şeytana da hükmediyor, her şeye hükmediyor. Zerrelerden kürelere her şey onun idaresi altında. Fa'alul lima yurid ve o dilediğini yapandır. Allahu Teala hiçbir şeyin haşa mahkumu değildir. Şöyle veya böyle yapmaya mahkum ve mecbur değildir. O dilediğini dilediği gibi yapar, evirir, çevirir. Kendi mülkünde tasarrufta bulunur. Bu konuda denilir ki Malikül mülk yetasarrafu fi mülkihi keyfe yeşa. Yani mülkün maliki mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Hel etake hadisül cunut. Sana o orduların sözü, haberi geldi mi? Firavun ve Semud, Firavun'un ve Semud'un. Semud, Hazreti Salih'in kavmi, haddi aşmışlar, toptan helak edilmişler. Belillezine keferu fi tekzib, doğrusu o inkar edenler bir yalanlama içerisinde Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Vallahu min varaihim muhit, Allah ise onların verasından, arkasından onları kuşatmış durumda. Yani Allah onları her taraftan kuşatmış durumda. Allah'ın kuşatmasından kurtulacak değiller. Allah'ın onları helak etmesinden kurtulacak değiller. Allahu Teala'nın bir anda helak etmemesi hikmetindendir, imtihan sırrındandır. Yoksa dilediği anda bütün kafirleri, bütün insi cinni şeytanları kahretmeye, helak etmeye kadirdir. Bel huve Kur'anun mecid, doğrusu o peygambere gelen kitap şanlı şerefli bir Kur'an'dır. Fi levhim mahfuz, levh-i mahfuzda. Levh-i mahfuzda o yazılmış ve peygambere ve ümmetine, bütün insanlığa bir kitap olarak, ilahi bir hitap olarak gönderilmiştir. Cenab-ı Hak bizleri bu ilahi hitaba kulak veren, kitaba ve sünnete göre hayatını tanzim eden bahtiyarlardan olmayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.